Merhaba sevgili Mednuçe izleyicileri. Yeni bir Baduan programında tekrar karşınızdayız. Bu hafta Baduan'ın hepinize ilginç geleceğini zannettiğim bir konu başlığı var, konusu var. Konusu Ermenilerin isim gelenekleri. Dünyada pek çok toplum doğal olarak insanların doğum gününü kutlar. Her bir yıl devredilen her bir yıl doğum gününün kutlanması için bir vesiledir. Ermeniler de bu kutlamayı yapıyorlar tabii ama aslında Ermenilerin geleneğinde böyle bir alışkanlık yok. Ermeniler doğum günü kutlamak yerine çok uzun yıllardan beri isim günü kutlamaktalar. Nihayetinde isim günü ve doğum günü de çoğu zaman birbirine eş, birbirine yakın tarihleri ima etmekte. Çünkü Ermeniler isim koyarken çocuklarına, isim seçerken çoğu zaman içinde bulunan zamandan etkileniyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Örneğin özellikle de kutsal kitapta geçen isimlerden bahsedecek olursak, yıllık takvim içerisinde bunların anıldığı günler var ve eğer bebek o günlerde doğmuşsa, yaşlılar diyorlar ki ismiyle beraber geldi. Kastettikleri şu, Sarkis haftasında doğan birine Sarkis ismini vermek yakışır, Surpagop haftasında doğana Hagop demek yakışır veya Surpkarabet haftasında doğana Surpkarabet, Surpkevork, bütün bunlardan doğan insanın ismi kararlaştırılıyor. Bir diğer faktör isim verirken atalarının ismini anmaktır. O yüzden de Ermenilerde, günümüz Ermenilerinde değil tabii ama geçmişte insanlar çoğunlukla dedelerinin veya nenelerinin isimleriyle anılırdı. Böylece onların hatırası da aile içinde süreklilik kazanmış olurdu. Özellikle de eğer o dede hayatta değilse bu daha da başka bir anlam ifade ediyordu. Günümüzde şüphesiz ki bu alışkanlıklar hızlı bir aşınmaya uğruyorlar. Çünkü günümüz insanı 2015 yılında artık bazı isimleri demode kabul ediyor. Tırnak içinde kullanalım bu ifadeyi ama modası geçmiş kabul ediyor o geleneksel isimleri ve kendince daha çağdaş isimler arayışına gidiyor. Bazen buna politik faktörler de etki ediyorlar. Örneğin yaşadığı şehrin, yaşadığı ülkenin genel kültürüne çok da aykırı gelmeyen isimler seçmek gibi temayüllerde görüyoruz. Ermeniler arasında bu durum çok yaygın. Türkiye Ermenileri arasında yaygın. Bütün diasporada da yaygın. Hatta neredeyse diyebiliriz ki Ermenistan'da da böyle bir akım mevcut. Hal böyle olunca biz şimdi bugün geleneksel olarak Ermeni kültürünün çok önemli bir bileşeni olarak isimlerden bahsediyorsak, tam da programı yaptığımız haftaların özelliğinden yola çıkıp Sarkisleri ve Vartanları konuşmaya çalışıyoruz. Daha birkaç gün önce, diyelim ki hafta önce Sarkislerin ismi kutlandı. Genellikle Şubat ayının o soğuk haftalarına denk gelir Sarkis anmaları. Ve bütün Sarkisler o gün, tabii eğer geleneklerine bağlıysalar, isim kutlarlar. Dostlarını, arkadaşlarını, aile üyelerini bir sofra etrafında toplarlar. İnsanlar isminle yaşa temennisinde bulunurlar. Ve bir gelenek, kültürel bir özellik böylece sürdürülür. Sarkis'in hemen ardından gelen ikinci bir isim almasıysa, Vartanların ismidir. Vartanların isminin bir özelliği daha var. Vartanın adına adanan günde ismi bilinmeyen, yani kutsal kitapta anılmayan insanların da isim günü kutlanır. Buradan kastedilen şudur. Vartan ismi, Vartan Mamigonyan'dan ilhamla anılan bir isimdir. O da azizler mertebesinde sayılıyor Ermeni inancında. Vartan Mamigonyan ise
Vartanan Savaşı'nın, yani Vartanların Savaşı'nın komutanıdır. O savaşta kendisiyle birlikte ölen bütün askerlerin anısına ismi olmayanların da günü anılır. İsmi olmayanlar derken Ermeni toplumundaki bir başka isim koyma geleneğinden bahsetmek isterim. Coğrafi özellikler de Ermenilerde isimdir. Dağ adları, nehir adları, şehir adları Ermeniler için isim olarak kullanılmıştır. Örneğin bir arkadaşım var, ismi Yetesya. Yetesya bildiğiniz Urfa şehrinin eski adıdır, tarihteki adıdır, Ermeni tarihindeki adıdır. Nitekim Urfalılar da Yetesya olarak bilmezlerse Edese olarak bilirler aynı ismi. Urfa'nın eski ismidir. Arkadaşımın da ismi Yetesya. Yetesya'nın kutsal kitapta işaretlenen bir tarihi olmadığına göre o ismini vatanlarla birlikte kutlamak zorunda. Aynı şekilde Yapratlar. Yaprat dediğim Fırat'tır. Bildiğiniz Fırat Nehri Ermenice'de bir isimdir. Şahıs ismidir. Ve Türkçe'de de olduğu gibi Fırat ismi. Fıratlar da, Yapratlar da isimlerini Vartanlar Haftası'nda Vartanlarla birlikte kutlarlar. Daha bu örneklerden Ararat ismini, Masis ismini saymak mümkün dağ adları olarak veya şehir adları saymak mümkün. Yerevan, Ermenistan'ın başkenti bir kadın adıdır mesela. Kutsal kitapta da keza kadın isimlerine rastlarız. Babaannemin adı Ahavni'ydi ve İsa'nın doğumuna denk gelen doğuş Noel yortusu diye bilinen günde babaannemin ismini kutlardık. Ama anneannemin ismi yoktu bu literatürde. Avrusyak da anneannem ve kutsal kitapta Avrusyak geçmiyordu. Çünkü o mitolojik bir isimdi. Aynen Arşalus'un geçmediği gibi veya Anahid'in geçmediği gibi mitolojik isimlerdi bunlar. Bunların hepsini de kalkıp gönderiyoruz Vartanlar Bayramı'nın gününe. Şimdi bu geleneklerin kaybolduğundan bahsetmiştik. Bu kayboluşa karşı direnen çabalar var son yıllarda Türkiye'de, özellikle İstanbul'da, Ermeniler arasında. Bu çabaları biz yeni kurulan, birbirinin peş sıra kurulan hemşeri dernekleri olarak görüyoruz. Hemşeri dernekleri bugün artık o illerde nüfusu kalmamış olsa da, büyük şehirlere savrulmuş olsalar da kendi doğum yerlerinin, memleket bildikleri yerlerin geleneğini, kültürünü, tarihini İstanbul'da kaybetmek istemeyen insanların çabalarıyla faaliyet gösteriyor. Bunlardan birisi Sasun Bitlis Ermenilerinin kurduğu dernek. Bu haftaki programda konuğum da işte o derneğin, Sasun Bitlis Ermenileri Derneği'nin çok aktif üyelerinden biri, çok aktif canla başla çalışan aktivistlerinden biri benim arkadaşım sevgili Besse Kabak. Hoş geldin Besse programımıza. Hoş bulduk Pakrat Akbarik. Bu Baduhan programında biz tam da böyle Ermeni kültürüne dair konuları biraz projektör altına alıyoruz. Onlara dair konuşuyoruz. Demin de seni takdim ederken söylediğim gibi sizin de memleketinizin geleneklerini sürdürme gibi bir çabanız var. O bağlamda ben senden Sasun'da Sübsakis anmalarının nasıl olduğunu anlatmanı rica ediyorum. Bize biraz anlatır mısın? Neler yapılır Sübsakis'te? Çünkü programın devamında bu Sübsakis denen Azize dair de birçok şey konuşacağız. Elimizde bir de kaynak kitap var. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim ama öncelikle seni dinleyelim. Sübsakis Sasun'da, Sasun köylerinde nasıl anılır? Hemen şunu belirteyim. Mesela benim abim de Sübsakis'te doğduğu için ismi Sarkis'tir. Keza bizim oralarda en çok gelenek anlamda korunan geleneklerden biridir Sübsakis günü kutlama gelenekleri olsun. Gün olarak anlam açısından çok önem verilirdi.
Ve o anlamda da biz zaten derneğin bugün Surp Serkis Sasun'da nasıl kutlanırdı, yeni nesli aktarabilme adına her sene Surp Serkis'te hem ölülerimiz için dualar ederiz hem de bir araya geliriz. Sasun'da pişirilen, Surp Serkis'te pişirilen geleneksel yemekleri pişirerek en azından çocuklarımıza bu geleneğin nasıl yaşatıldığına dair bilgiler sunmak istiyoruz. Surp Serkis bizim Sasun'da dediğim gibi çok canlı bir şekilde kutlanan bir gelenekti ve bir hafta süresince devam eden bir gelenek. Bir hafta boyunca oruç tutulur. İlk 3 günü dileyen katı ultra oruç diyorum ben ona. Orucu tutar. Kursaklarına tek bir lokma girmez. Tek bir damla su içmezler. 3 gün boyunca bu böyle devam eder. 3 günün sonucunda akşam tereyağısız, çünkü biliyorsunuz bizim oruçlarımızda hayvansal hiçbir ürün yenmez. Tereyağısız pohin pişirilir. Bu çünkü Surp Serkis için de pay çıkartılacak gündür. Tereyağısız pohin pişirilir. Tuzlu bir şekilde yenir. Bu daha çok gençlerin tercih ettiği bir şeydir. Çünkü rivayet odur ki rüyalarında kiminle evlenecekse o insan gelip ona su verecektir. Sabah kalktığında evleneceği kişiyi rüyasında görmüş olacak. Olmanın mutluluğuyla. Onlar 3 günlük o katı Yani bir nevi oruca aşk imtihanı diyebiliriz buna, öyle değil mi Nesli? büyük Yani ihtimalle sevdiği eğer rüyasında gelip su vermediyse sevgisinde şüphe etmek gerekir. şu da var. Daha kendisi de bilmiyordur kiminle evleneceğini. Şu an Aha. ortada sevdiği de yoktur. Hatta şöyle denir. Benim tanıdıklarımdan biri rüyasında gördüğü kişiden memnun kalmaz. Ben dünyada o insanla evlenmemde. Fakat büyük konuşmuş olur. Çünkü evlenmek zorunda kalır. O anlamda gençlerin daha çok tutabildiği, zaten bir taraftan da şakası bir tarafa ya da gelenekte o tarz bir şey yorum yapılması bir tarafa, çünkü tutulması zor bir oruç. Dolayısıyla yaş büyük olan insanların tutması çok da mümkün değildir sağlık açısından. Tuhaf bir şekilde araya girdim ama kusura bakma. Benimse İstanbul'da tanık olduğum Sırsaki sorucu da yaşlı insanlardı. Mesela bacanağımın annesi rahmetli oldu yakın zamanda Anuşya'ya. Mutlaka tutardı bu 3 günlük Sırsaki sorucunu. İstanbul'daki yaşam yaşlılar için biraz daha kolay, mantık yürütüyorum, bir şey demeyeyim de mantık yürütüyorum. İstanbul'daki yaşam yaşlılar için biraz daha kolay ama bizim orada 80 yaşına kadar günlük o yoğun tempoya yaşama iştirak edirler. Dolayısıyla hem o işleri yapıp hem oruç tutabilmek bir şey diyemeyeceğim o anlamda. Zorlu diyorsun. Ya işlerden feragat edeceklerdir ki bir kadının kendi işinden feragat etmesi çok zordur. Kaldı Yemek ki zaten bu pişirecektir. Surp Sarkis'in gençlerle de ayrı bir bağlantısı var. Değil mi? Surp Sarkis sevgililerin de azizi kabul ediliyor. Evet, Yani işin bu tarafı da var. o ayrı bir olay. Özellikle de zorda olan sevgililerin yardımına koşan aziz olarak da anılıyor halk arasında. Kaçanların falan. Şimdi bizim oralarda o kısma fazla girilmiyor. Bizim oralarda melek olarak tasvir ediliyor Surp Sarkis daha çok. Ama köyden köye, şehirden şehire Surp Sarkis'in anlatıları değişim gösterebiliyor ki o da zenginliğine ve çok köklü bir gelenek olmasından yorumlanabilir. Gerçekten de çok önem verilmiş. Hatta halk arasında normalde 5 günlük orucun Surp Sarkis orucuyla ilgisi yoktur. Surp Sarkis sadece cumartesi günü ismi kutlanan bir azizdir. Fakat halk arasında o kadar bir seviliyor ki bir haftalık oruç, ki dediğim gibi Surp Sarkis'le ilgisi yoktur. 5 günlük oruç Hristiyanlık dinine Ermenilerin geçişte tuttuğu 5 günlük oruçtur. Ve Araçavorat oruç olarak geçmesine rağmen halk onu Surp Sarkis orucu olarak adlandırır. Demek ki Surp Sarkis'e ayrı bir önem verdiğini gösteriyor halkın. Halkın koyduğu bir diğer isim de Hızır orucu. Çünkü Surp Sarkis figürünü biz özellikle de Alevi Kızılbaş inancında da Hazreti Hızır olarak görüyoruz. Hızır atıyla, mızrağıyla Surp Sarkis figürünü bütünüyle tarif eden bir figür. Yetişme çabasıyla özellikle darda kalana yetişmesiyle Hızır Alevi Kızılbaş inancında da çok önemli bir figür.
Öyle ki Sub Sarkis'in birebir karşılık girdiğini söyleyebiliriz. Yani Sub Sarkis'in Alevi dinindeki karşıtı Hızır'dır. Çok doğal bir olay olarak görüyorum ben bunu. Hatta şey diyorum, nasıl ki komşunun ilacını alıyorsak komşunun oruçlarını ya da komşunun azizlerini de bayramlarını da almak çok doğal. Çünkü günümüz koşullarında hastalandığınızda hastaneye gidebiliyorsunuz. O dönemde öylesi bir imkan olmadığı zaman komşunuzun, farklı dinde de olsa komşunuzun iyileştiğini varsaydığı rahatsızlıktan sizin çocuğunuz ya da akrabanız rahatsızlandığı zaman o nasıl bir şekilde tedaviye ulaşmışsa o tedaviden yararlanmak istersiniz. Nasıl doktora gitme durumumuz vardır, sen hangi doktora gitmiştin bu rahatsızlığa? Aynı şekilde ben yorumluyorum. O anlamda da çok normal, hatta aynı süreçte biz Asurilerden bir oruç almışızdır. Ninova orucu ki demin ki ultrakat oruç dedim oruç. Yunus peygamberden günümüze kadar devam eden, yanlış değilsem bugün sadece Ermeniler ve Süryaniler tarafından tutulan bir oruç. Ninova orucu. Demek dediğim gibi 3 gün boyunca hiçbir şeyin yenmediği bir oruç bu. 3 gün olmasının nedeni Yunus peygamber 3 gün boyunca balığın karnında kalmıştır ve 3 gün bir şey yiyememiştir. Ninova'ya da gittiği zaman oranın kralı ve soyluları tüm halka tövbe etmeleri için 3 günlük oruç tavsiye ederler. Hatta emir demek daha doğru olur. Ve emir şudur ki sadece insanlar değil, orada yaşayan bütün hayvanlar da dahil olmak üzere 3 gün boyunca hiçbir şey yemeyeceklerdir. Yıkanmayacaklardır, kilo oturup tövbe edeceklerdir, dua edeceklerdir. Biz Asurilerden Asurlu olarak mı demek lazım ama biz Asuri diyoruz. Süryani, evet. Yani Asuri Ermenice'de olduğu için bir de eski isme de uyduğu için ben Asuri diyeceğim. Biz Asurilerden bu demin de dediğim gibi orucu almışız. Birebir aslında onun izlerini görmek mümkün. Şöyle ki değil mi ki o dönemde hayvanlara da oruç tutturuluyor. Bizimkiler de oruç açılma saatinde hayvanlarına yemek veriyorlar. Yani o nedir? Güneş battığı saate kadar hayvanlara yem vermiyorlar. Kendileriyle birlikte o saatte yemek veriliyor. Yani bir anlamda orucu mecbur ediyorlar değil mi? Mecbur etmek demeyelim de onları da dahil etmek olarak algılıyorum ben onu. Yani aile bireyinden farklı görmüyor hayvanla. Bu programa gelmeden önce Ermenistan'da ünlü etnolog Hranuş Haradyan'ın kitabına göz attım. Hranuş Haradyan tam da bir mecbur etme örneği anlatıyor. Zorba bir padişah, bir Rum direniyor. Ben Sub Sarkis orucu tutmam diyor, Sarkis'te işim yok benim diyor. Bu adamcağızı hapsediyorlar. Sadece kuru katık ekmek veriyorlar. Katıksız ekmek, kuru ekmek veriyorlar. 4 gün bununla besledikten sonra huzura çağırtıyor. Ona diyor işte sen tuttun ya orucunu diyor. Tutmadım diyor. Oğlum bir şey vermedik. Hayvansal hiçbir şey yemedin diyor. Rum çıkarıp çarıklarını gösteriyor. Kemirmiş, çarıklarını kemirmiş. Böylece orucu çiğnemiş. Yani o orucu çiğneme çabasında öbürü de zorla etsiz işte hayvansal gıda olmayan bir oruca mahkum etme çabasında. Ama Rum gene inatını sürdürmüş ve Sub Sarkis orucunu tutmamış. Haradyan nitekim kitabında Rumların bu Sub Sarkis'ten hiç de hoşlanmadıklarını anlatıyor. Ve buna dair birçok ilginç anekdot var kitapta. Anekdotlar bir yana, teker teker onları zikretmek mümkün değil ama ben bu kitaptan Türkçe ile yazılmış bir Hızır koşması ya da manisi demeyeceğim, maniden biraz daha uzun, onu okumak istiyorum. İlginç geldi bana. Zankezur bölgesinden derlenmiş bu. Zankezur bugünkü Ermenistan'ın güneyine düşen bir bölgedir. İran sınırına yakındır. Kürt nüfusun olduğu bir bölgedir. Ama bu Türkçe zaten. Hıdır, hıdır diyarlar, hıdıra çörek koyarlar. Men hıdırın huluyam, ayağının nalıyam, başının torbasıyam,
Hıdır gitti hayinan, bir balaça tayinan, tayı balçıka gitti, çıkardı hay haylan. Böyle bir dizeler işte. Bunu şöyle diyor. Geçmişte Sub Sarkis kutlamaları Sisyan bölgesinde çocuklar gruplar oluşturarak evden eve dolaşırlar, çorap asarlar ve Sub Sarkis'e adanmış şarkılar söylerler. Bununla da kuru yemiş toplarlardı ve Azerice, Kürtçe veya Ermenice, Türkçe Sub Sarkis koşmaları söylerlerdi diyor. Bunu ona bir örnek olarak vermiş. Yanına da Ermenice tercümesini koymuş. Ve aynı şekilde Tahran'dan örnekler veriyor falan. Geniş bir coğrafyada Sub Sarkis'e dair birçok anlatı var. Kutlamalara dair, bahsettiğin oruca dair ve senin de anlatmanı isteyeceğim Pohint'e dair. Sen Pohint'i anlatırsan ben onun benzerini eşimin memleketinden, Antakya'dan, Hatay'dan bir anlatıyla, bir örneklemeyle devam ettireceğim. Şu Pohint'i anlat. Sub Sarkis ve Pohint ne ilişkidir? Nedir? Pohint nedir? Şimdi Pohint bizim oralarda öylesiye sevilen bir yemek çeşidim demek lazım. Lapa mı demek lazım? Bugünkü bozayı düşünün. Onun kavrulmuş bir malzemeden yapıldığını düşünün. O renge ve o kıvama sahip bir çorba diyelim. Ne kadar sevildiğini de şöyle anlatayım. Normalde işte kar kış kıyamet olduğunda evden çıkmazsınız değil mi? Bizim komşularımız 1 metre 2 metre kara rağmen pohint yiyebilmek için komşusu, Ermeni olan komşusunun evine ziyarete gider ya da diğer komşu köylere ziyarete gidiyorlar. Hatta rivayet odur ki vakti zamanda 7 kişi böyle bir fırtınalı günde pohint yemek üzere yola çıkmış ve tipiden kaybolup ölmüşler yani. Onun haricinde bir başka şey, her gittiği evde o kadar çok pohint yemiş ki fenalık geçirerek ölmüş. Pohint kurbanları. Evet. Fakat bugün İstanbul'da bunu yedirebilir misiniz? Mümkün yok. Çünkü artık biliyorsunuz günümüz damak zevki biraz daha şekerli şeylere döndü. O anlamda yavaş yavaş alıştıra alıştıra belki sevdirebilirsiniz ama pohintimizin ana maddesi 7 ana maddeden oluşması gerekiyor. Nohut, kuru fasulye, mısır, buğday, gılgıl dediğimiz, gorik, kavars dediğimiz 3 ayrı darı çeşidinin. Gorik dediğin yarma. Buğdayımız hadiklik yarmadan. Gorik dediğimiz bugün artık kuş yemi olarak mısır içerisinde bulabileceğiniz. Evet, biz işte onları kuşlarla kavga ede ede tarlalardan toplardık. Ve biraz da gılgıl fakir ekmeğin için kullanılan bir üründür, darı çeşididir. Bunlar kuru olarak ayrı ayrı kavrulur. Yağsız olarak, leblebi kavurma şeklinde düşünün. Yağsız olarak bunlar kavrulur. Sonra el değirmeninden öğütülerek un haline getirilir. Daha sonra da bu suda pişirilerek üzerine tereyağı gezdirilir. Ve artık yemeğe hazır bir Sub Sarkis yemeği olarak bu sunulur ama şöylesi bir şey daha yapmanız gerekiyor. Bir tabağa yani Sub Sarkis'in payını bir köşeye koymanız gerekiyor. İnanç öyle inanç şudur ki Sub Sarkis orucu tutan insanların evini ziyaret edecektir, bereketin verecektir, dağıtacaktır ve onun göstergesi olarak da çocuklar sabah giderler o pohint lapasının içerisinde Sub Sarkis'in asasını bıraktığı izi ararlar. Ya büyük anneler çocukları sevindirmek için ya lapanın oluşturduğu sıcak bir baloncuğun bıraktığıyız ya da kim bilir belki de Sub Sarkis ziyaret ediyordur. O iz genelde görülüyor ama o anlamda da çocuklar için de ayrı bir yani ben mesela büyüklerimizden dinlediğim zaman Sub Sarkis'te pohint yemenin bütün bir sene boyunca beklerlermiş. Yani sadece Sub Sarkis'te bu hazırlanıyor ve o hazırlanan un ne zaman bittiyse yenisi yapılıyor. Sub Sarkis'e has bir gelenek olduğu için de tekrardan bir sene beklemeniz gerekiyor ki o pohinti yiyebilirsiniz. Şimdi benim eşim Antakyalı, Samandağlı, Vakıflı köyden. Orada da yaygın olan gelenek kumba denen bir çeşit çörek. Bu çörek Sub Sarkis'te yapılıyor ve Sub Sarkis'te mutlaka bu çörekten bir ölçülü bir kapta
kapı önüne bırakılıyor, evin dışına. Senin söylediğin gibi hikaye oku ya da inanç oku, Surp Sarkis o boz atıyla oradan geçecek ve boz atın nalının izi çıkacak o kümbenin üzerinde. Tabii eğer çıkmışsa o evdeki insanlar bereketlenmiş olacaklar ya da o kümbeyi hazırlayan bir dileği varsa dileği gerçekleşmiş olacak. Ama biz gene bu Surp Sarkis'in gençlerle olan ilintisine dönecek olursak, hikayelerden biri de şu, Surp Sarkis'e adanan yemeği yiyenlerden özellikle genç kızlar bir lokmalık payı mutlaka çok fazla etraf tarafa da belli etmeden çatıya savuruyorlar ama gözlerin ucuyla da takip ediyorlar çatıya savurduklarını ki onu bir kuş oradan alacak, nereye doğru götürecek? Nereye doğru götürecekse sevgilisi de oradandır, yari de oradandır. Oraya gelin olarak gidecek. Oraya gelin gidecek. Bu da böyle bir inanç. Ve Ermenistan'da bugün günümüzde Surp Sarkis Bayramı resmi tatil günü olmasa da resmen anılan, kutlanan günlerden biri. Mesela Kadınlar Günü resmi tatil günüdür ama Anneler Günü değildir. Anneler Günü'nde mesai vardır, iş yerleri açıktır, tatil günü değildir ama Anneler Günü anılan bir gün. Surp Sarkis de böyle anılan bir gün. Resmi tatil değil ama anılan bir gün. Bu kitapta onları hep belirtmiş Kıramış Hardiyan. Ve orada sevgililer günü olarak kutlanıyor Surp Sarkis. Hani batıdaki Saint Valentin, son yıllarda bizim Türkiye'de de artık aşina olduğumuz 18 Şubat'a denk gelen 14 Şubat'a denk gelen sevgililer günü Ermenistan'da Surp Sarkis'le paralel anılıyor. Surp Sarkis günü sevgililer günü. Çünkü sen melek falan dedin ama halkımızın yakıştırmasıyla o kız kaçıranların da piri. Hani kız kaçıranlar arkasından kovalayan varsa kızın babası, abileri, akrabaları falan hep Surp Sarkis'e dua ediyorlar, Surp Sarkis'e sığınıyorlar. Aman Bozatlı Hızır, sen bizi kurtar, sen bize yardımcı ol diye ona yalvarıyorlar. Neden kız kaçıran olarak adlandırmış? O konu hakkında bir bilgin var mıdır? Mitolojide de çünkü Surp Sarkis'in bir kız kaçırma hikayesi var. Gene Yunanlılarla Ermeniler arasında bir çatışma kültüründen bahsediyoruz. Nitekim Yunanlılar bu Surp Sarkis'i hiç anmıyorlar. Onlarda Surp Sarkis anması falan gibi bir kavram yok. Çünkü Surp Sarkis'e atfedilen tarih, bunlar tabii mitolojik tarih, belgesi bilmem nesi yok bunların, söylence tarihler. Surp Sarkis'leri tuzağa düşürmek için 40 tane Rum kızını kullanırlar. Surp Sarkis ve 40 fedaisi vardır. Onları bu kızlarla kandırmak isterler ama kızlardan birisi, Surp Sarkis'le yakın olan kız, kıyamaz bu cürüme, kendisi bilmektedir neye alet edildiğini. Surp Sarkis'in başucunda ağlar. Onun gözyaşları Surp Sarkis'in yüzüne her düştüğünde Surp Sarkis uyanır, kurulan tuzağı fark eder ve oradan kaçar, kaçarken kızı da beraber kaçırır. Kız kaçırma öyküsü buna bağlanıyor. Hatta şey de derler, çatladı kapı, Surp Sarkis'in kaçarken işte vurarak çatlattığı kapıdır, onun için çatladı. Rivayet odur. O da öyle bir rivayettir. Tabii bu rivayetler gerçeklikle asla bağdaşmazlar. Ben bilmem. Çünkü o kadar geniş bir coğrafyada konuşuluyor ki o zamanki şartlar da o kadar geniş coğrafyada at koşturmak insanın ömrünün yeteceği bir şey değil. Ama şu da vardır. Yani Samatya'daki çatladı kapıdan tut da Ermenistan'ın güneyi İran sınırındaki Zangezur'daki Surp Sarkis halkın ürettiği bize de bugün söylenceler olarak gelen çok güzel hikayelerdir. Aslında Surp Sarkis Kapadokya doğumlu, yanlış değilsem. O bölgede evet, doğuyor. Ve Roma askeri. Komutan hatta. O anlamda da neden olmasın, komutan olarak belki yolu buralara düşmüştür. Buraya düşmüşse oraya düşmemiştir. Yani çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz ya da belki de her yere varmıştır. Peki ama işin aslı o değil. İşin aslı halkımız Surp Sarkis'i sevmiş, halkımız Surp Sarkis'le barışmış, onu aziz olarak tanımlamış,
Bugün İstanbul demeyelim, pardon, Ermeni kilisesinde, Ermeni kültüründe Subsarkis'in adını taşıyan birçok kilise var. En Subsarkis önemlisi kiliseleri zaten var. Evet, yani Ermenistan'daki Sursarkis ki. Ermenistan'da Subsarkis kilisesi. Yani Subsarkis benimsediğimiz, içselleştiğimiz bir şey, içselleştirdiğimiz. Subsarkis'le beraber biraz da vatanlardan bahsetmekte fayda var sevgili Beste. Çünkü vatan da gene isim kutlamalarında çok öne çıkan, çok önemsenen bir figür. Biraz önce de dediğim gibi vatanla birlikte bütün ismi olmayanların da sahiplendiği bir şey. Bu sefer önümüzde biraz daha somut bir tarih var. Senesi, yılı, takvimi, belgeleri, bilgileri birçok kaynakta zikredilmiş bir savaş var. Ermeniler ve İranlılar arasında, Hristiyanlık inancı ve Zerdüşt inancı arasında ve bu kırılmadan da ortaya çıkan bir savaşın sonunda bütün Ermenilerin şehit olması, ama şehit oldukları halde dinleri uğruna şehit oldukları için milli kahramanlar telakki Kaybedilen ama edilmeyen, kaybedilen yenilmeyen ama yenilmeyen bir bir savaş savaştan olarak tarihe bahsediliyor. geçer. Vartanların alması Şubat ayının ortalarına denk gelir ve Perşembe günü olur mutlaka, müteakip Pazar günü Paraigantan'dır. Paraigantan. Paraigantan'dan sonra ise büyük oruç başlar. Yani 7 hafta süresince hiçbir hayvansal gıda yenmeyeceği, hayvansal gıdalardan arınabilmek için evdeki bütün kapkacağın baştan kalaylanacağı falan bir Küllerle bir güzel ov terameden, olarak küllerle ov yıkanacaktır. olarak, yıkanarak, sabunlanarak, kalaylanacak kadar temizlenerek bir diyet sürecine girilmesi, oruç sürecine girilmesi 7 hafta boyunca sürecek Günümüzde olan. detoks olarak yapılan şey de diyebiliriz aslında. 7 hafta boyunca detoks, hiçbir hayvansal ürün yenilmeyecektir, tüketilmeyecektir. Öyle midir? Detoks diyebiliriz. Ne anlama geliyor bu detoks? Yani Toksik, toksinlerden arınmak mı? arınma. Hayvansal şeylere toksin diyen kim? Allah aşkına onlar o da ayrı bir bahis ama sonuçta Paraigantan'a giriliyor. Paraigantan'a girildiği için de bir şenlikler ortamı var. İşte o şenliklerin bir tanesi de gene eşimin memleketinden bir anekdot. Abdil denen şey. Abdil bir eğlence türü, şöyle bir eğlence, kaya tuzu. Ufalanıyor kaya tuzu ve bir sacın üzerinde veya bir sininin üzerinde ateşte ısıtılıyor, ısıtılıyor, ısıtılıyor. Ta ki kor haline gelinceye kadar. O kor haline gelmiş tuzun üzerine rakıyı döktüğünüzdeki rakının alkolü birdenbire parlıyor. O parlamayla da mavi yeşil bir ışık halesi oluyor, bir floresan ışık. O floresan ışıkta herkesin yüzünün rengi tuhaflaşıyor, değişiyor, anormal bir şey oluyor, şekiller de değişiyor hatta. Gülen bir adamın ağzı biraz açılırsa burada çok daha anormal bir açılmış gibi görünüyor. Herkese komiklik, maskaralık edecek bir vesile doğuyor. Kahkahalarla gülünen bir vesile. İlginç. Yıllar önce vakıflı köylüler bunu İstanbul'da yapmaya çabaladılar. Aman tahta Büyük bir mahta bir bina özveriyle olmasın. olmadı. Tutturamadık mı? Tutturamadık. Ya o tuz yeterince kızmadı, ya döktüğümüz rakının alkol derecesi düşük geldi. İstenen o abdil oluşmadı ama Abdil'in hikayesi de En azından böyle. yeni nesle aktarabildiniz. O çok önemli bir şey. Evet, o Ki çaba çok sarf zengin bir edildi. kültürden geliyoruz. Fakat yeni nesil artık o zengin kültürden habersiz büyüdüğü için o zenginlikten de mahrum kalıyor. İşte O şimdi anlamda onları nispeten anlatacak bir şey anıları... ya yaşlıların anlatımları, ya bu tür derneklerin böyle etkinlikleri veya bizim Baduhan gibi programlar veya bunun kitaba dönüşmüş, kağıda dökülmüş anlatımları. Bunlar da bir kültürün taşıyıcılığını yapacağız. Köklerinden kopmuş bir kültürün. Bu kültür artık kendi yerinde yaşamıyor, bir saksı toprağında yaşıyor. Onun için çok zor Saksıdan zaten. kök salmak çok sınırlı bir şey. Her türlü ayaza açık. Ama Ermeni realitesi de bu. 1915 yılından beri Ermeniler topraklarını Sabrılıyoruz. kaybettiğinden beri saksılar da hayata tutunmaya çalışıyorlar. Biz de bugüne kadar taşınanın hikayesini
Medluçe ekranlarından izleyicilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Sevgili Beste, çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için. Anlattıkların çok hoştu. Sasun'un canlı tanıklıklarını getirdin bize. Çok sağ ol. Artık bugünkü Sasun'dan değilse de İstanbul'daki Sasunlulardan yaşayan şeyler anlattın. Bunun için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir programla tekrar beraber olmak üzere sevgili